Şu var yarın ne olacak bu belirsizlik? Gelecek kaygısı her şeyden önce değil mi? Kendimizle ilgili olan meseleye geri dönersek izlediğimiz, takip ettiğimiz şeyler tarafından da sürekli pompalanan bir şey olarak karşımıza çıkıyor kaygı meselesi. En basitinden ya çocuklar için üretilen, ya çocuklar için üretilen demeyeyim de nasıl söyleyeyim çocukların çok izlediği. Belki çocuklar için üretilmiyor. Harry Potter film serisi. Evet. Değil mi? Sadece biz izlemiyoruz ki çocuklar çok merak ediyor. Harry Potter'ın çünkü kahramanı çocuk. Harry Potter bir çocuk. Ama başından sonuna kadar filmin başlangıç sahnesi. Evinde işte e, kendi evi değil bir halası mı teyzesi mi birisinin yanında. E, büyücülük okulundan birileri geliyor. Çocuğu alacaklar. Ama filmin her yerinde bak çocuğu aldın tamam. Ortamından kopardın. İşte e, trene giriş sahnesi. Bilmem dokuz buçukuncu dokuz çeyrek ya da e, bir yerden böyle hızlı bir şekilde e, alışveriş arabasıyla girmesi. Kapılar, kapı figürleri. İşte okuldaki kapıların ardında ne var? Bak, sen bunu bir fantazi olarak yorumlarsın. Algın çünkü gelişmiştir. Çünkü bilinçlenmişsindir. E, yetişkin zihnin bunu algılamakta herhangi bir sıkıntı yaşamaz. Peki bir çocuk izlediğinde bunu? Allah aşkına ben çocuk olsam Harry Potter izlemiş olsam kapılardan kaygılanırım ya. <laughs> Abi şimdi bak bu sadece, üretilen bir kaygı. Sadece hani Harry Potter bir örnekti. Bir sürü söyleyebilirsin bunu. işte gardrobun içerisinden bambaşka dünyalara giden fantazi tarzında ama çocukların ilgisini çok çekecek bazı filmler, diziler. Çocukların Zihinleri bunları eleştiri süzgecinden geçirecek ve bunların hakikat olmadığını anlayabilecek düzeyde mi? Hani 7 artılar 13 artılar koyuyorlar. Bunu da anlıyoruz ama Allah aşkına ne kadar kontrol edebiliyoruz? Ne kadar kontrol edebiliyoruz aynı zamanda bunları düzeltebilecek şeylerimiz var mı? Araçlara sahip miyiz mesela? Mesela birbirine dönüşen insan hayvan figürleri çok fazla fantastik filmlerde işlenen şeyler değil mi? İşte ne bileyim, e, Yarasanın insana dönüştüğü yok efendim Harry Potter'da da çok işlenir bu değil mi? Baykuşlar vesaire. İnsan ve hayvan arasındaki o geçişliliği zedeleyen bir şey bu çocuk zihni için. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu çocuğun acaba ileride hayvanlarla olan çıkabilecek herhangi bir probleminde izlemiş olduğu bu filmler ne kadar etkilidir? Bak Mustafa'cığım bundan 50 yıl önceki yani bizim devamlı bir şeyler izleyip de zihnimize boca etmediğimiz dönemdeki psikolojik rahatsızlıklar ile şimdiki psikolojik rahatsızlıklar arasında ta gibi bir fark var. Evet. Sanki çağ atlamışız yani. Bir sürü yani ve hem sıklığı ve fazlalığı artmış, hem de cinsi de artmış. Bilmediğimiz yeni rahatsızlıklar çıkmış. Burada, e, hani da... çocukluğa inelim falan deniyor ya. <laughs>